Ali Yeşil de biliyorsunuz seçimden önce çok önemli dosyalar açmıştı. Çok önemli şeyler söylemişti. Bir süredir de konuşmuyor. Seçim öncesi çektiği videolar çok büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi Erdoğan aslanına döneceğiz ama Ali Yeşil Dağ meselesi gelmişken burada bir parantez açıp kısaca bir başka haberden söz etmek gerekiyor. Şu soruyla birlikte söz edebiliriz. Sahi Ali Yeşil Dağ ne oldu? Yani seçim öncesi bu kadar sık video çekti, yayınladı, her güne bir video düşürdü ve korkunç şeyler anlattı. Ancak seçimden sonra Ali Yeşil Dağ ortalarda görünmüyor. Neden anlatmayı kesti? Bu konuda farklı kaynaklardan gelen farklı bilgilerimiz var. Biri mevzuya dahil olan aracılar ile artık anlatma denilerek kendisine 20 milyon dolar verilmesi ve hesabın kapatılması. Diğer iddialar ise biraz daha can sıkıcı. O da şu, Erdoğan ailesine çok yakın olan Hasan ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşi biliyorsunuz. Ali Yeşildağ'ın yeri tespit ediliyor, buradan alınıyor ve bir kuytuda infaz edilerek gömülüyor. Şimdi hangisi olmuş olursa olsun bundan böyle Ali Yeşildağ'ın artık hayatımızda olmayacağını ve ifşalarına devam edemeyeceğini net olarak görüyoruz. Parantezi kapayalım. Erdoğan'ın hastalığına dönelim buradan. Ama yine Ali Yeşildağ üzerinden dönelim. Ali Yeşildağ, Tayyip abinin büyük sırrı başlığıyla yayınlanan bir videosu vardı. Önemli bir videoydu ve ilginç bilgileri aktarmıştı burada. Yeşildağ, bu sırrı bilenler ne yaparsa yapsın, Erdoğan tarafından bir kenara konmazlar. Erdoğan tarafından her seferinde bağışlanırlar. Bağışlanmaları bir kenara, önlerinin açılmasına devam edilir diyordu. Ve buradan şu şekilde sürdürüyordu. Tayyip abinin sırrı hastalığıdır diyordu. Ailenin de en büyük sırrı budur diyordu. Zaten kolon kanseri olduğunu herkes bilir bu alemde diyordu. Yani basın da bunu yazmıştır diyordu. Ama Tayyip abinin büyük sırrı epilepsi hastası olması diyordu. Bu atakların geleceği ne zaman belli değil. Tayyip abi bu sırrı nedeniyle yanında bunu bilen biri olmadan dışarı adımını bile atmaz diyordu Ali Yeşildağ. Hasan Yeşildağ'ın cezaevine onunla birlikte girmesi de bu yüzden güvenlik sorunu bahane, bununla alakası yok ifadelerini kullanıyordu.